İleri Üçlü'den merhabalar. Türksel Süper Lig'de son 2 haftaya girilirken Bursa Spor, Kayseri Spor'u 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantiledi. Bu akşam Bursa Spor'un Kayseri Spor maçını konuşacağız ve kalan haftalara yönelik beklentilerimizi ifade edeceğiz. Fenerbahçe'de kazandı. Eskişehir Spor, onlar da 2-0'la geçtiler. Mehmet Gerçeksi ve Suat Paçacı ile birlikteyiz. Mehmet abi, 2 sene önce mi bir hayalimiz vardı? Bursa Spor'a bir klip hazırlayalım. Şampiyonlar Ligi müziği olsun. Ciddi ciddi tasarlamıştık bunu, işte futbolcular gelsinler. En azından o ve bunu oldu. Yayınlayalım diye düşünüyorduk ciddi, evet. Ciddi. Fonda o müzik olsun değil mi? Evet. Öyle bir hayalimiz vardı. Hakikaten bu maçta takım sahaya çıkarken o müzik salındığı zaman o geldi aklıma zaten. Evet. Yani müthiş bir şey ya. Yani şunu yaşamak bile büyük keyif. Ama işte insan tabii şampiyonluk böyle bir yerde asılı kaldığı için hep gözü orada. Aslında bunlar da çok güzel şeyler, müthiş. Yani bugün işte 18 takımın 16'sının hayalinde olan, hatta işte Galatasaray gibi, Beşiktaş gibi 10 milyonlarca dolarları, euroları harcayıp da buralara gelemeyen kulüpler var. Gecenin bir vakti, izin araya gireyim, gecenin bir vakti eve gittim maçtan sonra. Altyazıda NTV Spor'da şey yazıyor. İşte Galatasaray İstanbul Belediye 1-0 yenmesine rağmen Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansını kaybetti. Yazdığı anda biz Bursa Spor olarak neyi kazandığımızı orada bir kez daha anlamış olduk. Evet. O da mutlu çok edecek. Çok büyük bir şey ya. Çok çok mutlu edecek bir şey. Hı-hı. Ama hep işte şampiyonluk konuşuluyor. Oraya angaje olduk doğal olarak tabii ki. Birkaç defa ayağımızın dibine kadar geldi. Biz çevirdik. Ama bu hafta gene umutluyuz. Bakalım ne olacak Ankara'da. İşte herhalde Bursa'dan da seyirci gidecektir. Hı-hı. Ama işte Fenerbahçe son yıllarda saha içi aktörlerinden çok saha dışı aktörleriyle sonuca giden bir takım. Hatta işte o geçmişteki o şerefli kendisini Armada'yı kazandıran o işte Ziya'lar, Alparslanlar, Cemil'ler, daha eskiler işte gibi o takımlardan şimdi eser yok. Daha çok saha dışında oynayan ve antipati kazanan bir Fenerbahçe. Bakıyoruz arkasında işte peşine takılmış gelen bir İstanbul medyası var. Hiç kimse samimi değil. Her geçen gün sona yaklaşıldıkça açıklamaların, direksiyonların nasıl sağa sola çektiğini görüyoruz. Yani bugüne kadar işte hep un var, yağ var, şeker var, Bursa niye şampiyon olamıyor, helvayı niye yapamıyor diye samimiyetsiz açıklama yapanların günler yaklaştıkça aslında gerçek yüzlerin ne olduğunu hep beraber görüyoruz. Bugün yine işe gelirken radyoda, bir spor radyosunda dinliyordum. Yani bir telefon bağlantıları alıyorlar. Ya, inanılır gibi değil. Yani o Selçuk Yılan'ın Bursa Spor şampiyonu olsa ne olur yani deyişinin aynı paralelinde bir sürü dinleyici ve taraftar görüşleri oluyor. Yani şaşırarak dinledim. İşte Bursa Spor'la Sivas'ı bir tutup Bursa Spor ne olursa olsun şampiyon olsa da olmasa da seneye bu kadroyu koruyabilir mi? İşte Bursa Spor'un parası yok. Ne olur Bursa Spor şampiyon olsa falan gibi. Çok enteresan. Yani o bağlananlar kimdir? İstanbul'dan mı bağlanıyor? Eğer İstanbul'dan bağlanıyorsa herhalde 30 yaşında denizi görmüştür. Ve kendini şu anda İstanbul Dükalı'nın kucağına bırakmış. Oralarda çırpınan zavallı insanlar. Ve iddia ediyorum o adam işte Bebeği, Ortaköy falan da görmemiştir hayatında, İstanbul'da yaşıyorsa. Ha, yaşamıyorsa, Anadolu'dan bağlandıysa. Yani aslında hiç dinlememek lazım bunları. Bilmiyorum ama. Anadolu'dan bağlanmış. Dinleyince insanın bütün vidaları gevşiyor yani. Tabii. Dolayısıyla İşte hep dönüyoruz dolaşıp hep ah diyoruz, o Galatasaray maçı, bir Gençler Birliği maçı, o meşin yuvarlığa kaçan onca, o iki maçta kaçan onca golden sadece bir tanesi o meşin yuvarlak gol çizgisini geçirebilmiş olsak bugün bunları konuşmuyorduk. Ama yine de en azından Şampiyonlar Ligi'ne gidecek bir takımımız olduğu için gurur duymalıyız, duyuyoruz. Sen dün akşamdan beri galiba takımları çalışıyorsun değil mi? Evet, Şampiyonlar Ligi'ne gelecek olan muhtemel rakipleri birazdan elemede oynayacak olan takımları falan. O bile güzel. Heyecan verici. Keyifli. Bitirdiniz yani değil mi? Birinci olma şansı yok diye düşünüyorsunuz. Yok canım, öyle bir şey demiyoruz ya. Demiyoruz ama bu hafta Ankara'da ben seyirciye güveniyorum. Çünkü Melih Gökçek'in işte yaptığı, zaten Fenerbahçe kongre üyesi olduğu biliniyor. Yaptığı açıklamalar. Bir de geçen hafta değişik bir açıklama yapan AS başkanları, neydi ismi? Ayhan Atalay. Atalay. Ayhan Atalay beyefendi bugün sanıyorum dönüş mü yapmış? Geri adım atmış. Ben nasıl yaptım o açıklamaları falan anlamında. Evet. Bir şey yani, insan bunları da duyunca da şevki kırılıyor. Vallahi bilmiyorum ki yani ne diyeyim. Ancak orada taraftara güveniyorsun. Taraftar da galiba
Melih Gökçek başkan Fenerbahçe şampiyon diye esprili atıfta bulunan tezahüratlar olmuş bu hafta değil mi Ankara'da? Herhalde bu hafta Bursa'dan da gidecek olan taraftarları vardır. Belki Ankara gücün onlar bir itici güç oluşturabilir. Ama onun dışında sanki gene böyle kader ağlarını örüyormuş gibi. Hatta işte bu maçın direkt hakeminin Cüneyt Çakır olması gerektiği falan söyleniyordu sabah. Ama açıklanmış Cüneyt Çakır kupa finalini yöneteceği için o maçın hakemi olamayacaktır. Yani içten dıştan her türlü bütün enstrümanları kullanılarak yine bir şey dizayn ediliyor. Bakalım ne olacak? Biz tamamıyla dışında şimdi topu koyduk ortaya, çekildik. Bakalım kim nasıl vuracak göreceğiz. Onu bekliyoruz bu hafta. Ne olursa olsun Bursa Spor birinci de olsa, ikinci de olsa çok temiz. Hani sütten çıkmış ak kaşıkmışsınız. Evet, sütten çıkmış ak kaşığız diyecek kadar temiz bir lig geçirdi. Hiçbir şeye karışmadan. Hatta işte linç edildiği noktalarda bile Diyarbakır'da, şurada, burada neredeyse vatan haini ilan edecekti. Neler geldi, neler geçti. Bunların hepsini sene sonunda konuşacağız. Daha bir iki haftamız var. Bir genel toparlama yapacağız ama şu anda baktığımızda bile yani Bursa Spor'un bu kadar temiz şekilde ilerlemesi ve ikinciliği garanti etmiş olması bizim başımızın üstünde yeri var. Başlı başına bir başarıdır. Ve senin de dediğin gibi hafta içindeki konuşmamızda yani biz Bursa Spor ikinci bile olsa ligin sonunda sanki şampiyon olmuş gibi onları onura eden bir tören düzenlenip gereken onorasyonun bu futbolculara yapılmasını salık veriyoruz. Ben de o fikirdeyim. Beşiktaş maçı sonrası sonuç ne olursa olsun. Görkemli bir kutlama yapılması gerekiyor diye düşünüyoruz. Kayseri maçından mı başlayalım? Ya da o maça dair anlatacak bir şey yok değil mi? Hiç yani fark etmez. Bu saatten sonra Şampiyonlar Ligi'ne kalın bir şey. Nereden başlarsak başlayalım. Kayseri'den düşündük, golleri şöyle attık, şunları kaçırdık falan demenin bir manası yoktu bu saatten sonra. Artık odaklandık. 3 final maçı oynayacak Fenerbahçe. Önünde gerçekten 3 final maçı var. Bizim tek final maçımız var. Ankara Spor maçından sonra Beşiktaş'ta sezonu kapatacağız. O sen Trabzon'da koyuyorsun. Ben Trabzon'u yani Trabzon kupa finalinde koyuyorsun tabii. Final değil midir yani? Sonuçta lig şampiyonluğu kadar önemli Fenerbahçe için, Fenerbahçe camiası için önemli bir maç oynayacaklar. Ya direkt Bursa Spor'u ilgilendirmiyor ama en direkt olarak. İlgilendiriyor. Direkt olarak da ilgilendiriyor. Yani Urfa'da yorulacaklar yani. Ankara gücü maçı ilgilendirdiği için söylüyorum bize. Dolayısıyla yorgun çıkacaklardır. Orada nasıl bir sonuç çıkacak ortaya? Nasıl alınacak maçın sonucu? Hakem hatası olacak mı? Bunlar Bursa Spor'u hakikaten doğrudan ilgilendiren şeyler. Ben Cüneyt Çakır'a güveniyorum bu maçta. Gerekeni yapacaktır. Ben de o zaman Trabzon'a güveniyorum. İstanbul'daki maçta da tabii yani, öyle bir şey olursa gereken yapacaktır. Dolayısıyla hep beraber Trabzon'a güveniyoruz tabii. Kendimize onu söylemek için zaten altını çizdim yani Cüneyt Çakır gerçeğin. Tabii şimdi ipler bizim elimizdeyken başka. Şimdi başka. Gerçi sen bir puan önde olsaydık bile Kayseri maçına öyle çıksaydık bile bize bu pastayı yedirmeyecekleri konusunda bir yargım var. Kanaatim var. İleri üçlünün ortasında oturan o adam olarak bunu haftalar önce söylemiştim. olsun ya ben inanmak istemiyorum. Yani İnşallah. Olabilir. Ankara Gücü ve Trabzon maçları ben Fenerbahçe için kolay geçeceğini düşünmüyorum. Eskişehir maçından umudumun olmadığını söylemiştim. Ankara Gücü de başka. Ankara Gücü işte taraftarın istemesi nedeniyle maçın öncesindeki bu gergin demeçler, röportajlar nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın bir kere macun tüpten çıktı. Yani o açıklamayı yaptı Ayhan Atalay. Pardon dilime eşek arası soksun dese bile benim için bir manası yok. Bir kere camia Ankara Gücü yönetiminin meseleye nasıl baktığını öğrendi ve biliyor. Ankara Gücü ve Bursa Spor arasındaki o dostluk köprüsünün de böyle kolay kolay yıkılamayacağının farkındadır diye düşünüyorum. Futbolcular, teknik adamlar. Ellerinden geleni ortaya koyacaklardır. Taraftar edecek. Ama şöyle bir şey var. Ben Ankara Gücü'nü küçümsemek adına falan söylemiyorum. Çok değişime uğrayarak sezonun sonunu getirdiler. İşte iki kulübün birleşmesi, oyuncuların transferleri, şunlar bunlar bir yani şöyle bir demlenmiş bir halde rahat her şeyini tamamlamış ve sadece sağ içine bakar bir durumda değillerdi. Dolayısıyla bu onların ritmini bozdu. Yani belki bireysel olarak iyi bir kadroya sahip diye düşünebiliriz ama çok arzulu, istekli bir şeyin Ankara Gücü'nün kadro yapısı itibariyle maça asılacak bir Trabzon'dan daha etkili olacağını düşünmüyorum ben. Ben Trabzon'un takım olduğunu düşünüyorum Trabzonspor'un. Hakikaten iyi oyunculara sahip olduğunu ve maçın kaderini her an değiştirebilecek enteresan yetenekler. Nasıl Fenerbahçe'ye şu anda Alex sırtladı ve gidiyorsa son 5-6 maça bakın yani. İşte ya ortası, ya korneri, ya
Frikik'ten attığı gol hep bütün galibiyetlerin, o 1-0, 1-0 alınan galibiyetlerin altında Alex'in imzası var. Trabzon'da istedikleri anda, yani kendilerini bu işe motive ettikleri anda birkaç tane Alex'e yakın oyuncu olduğunu düşünüyorum. Onlar da maçın seyrini değiştirebilecek kapasitede oyuncular arkadaş, yetenekli oyuncular. Ama hiç değiştirmiyorlar. Değiştiremiyorlar. Tamam da bu değiştiremeyecekler anlamına gelmez. Ben Umut enteresan fiziki yetenekleri olan, sürati, gücü, kuvveti acayip bir oyuncu olarak görüyorum ama bir golcü değil. Yani gol vuruşları rezil. Acayip kötü gol vuruşları yapıyor. Yani ama diyorsun ki değişebilir bu normal şartlar altında, az önce de konuştuğumuz için bu desteği yapayım. Normal şartlar altında her türlü değişkenden bağımsız olarak oynansa bu maçlar Ankara Gücü'nün Fenerbahçe'den puan çalması Trabzon'un puan çalmasından daha zor. Tabii. Yani o bakışındayım. Yani bütün dış etkenler bir tarafa. Evet, evet. Ama ben de Ankara Gücü'nün futbolunu özellikle son hafta çok beğendim. Çok iyi bir oyun anlayışları var. Roten çok formda, Sapara çok formda. Vitek nasıl olduysa sakatlandı. Enteresan bir şekilde, o da cuma günü belli olacakmış oynayıp oynamayacağı. O da çok formdaydı. Bir de Mehmet abinin dediği gibi seyirci o maçta çok ateşleyici güç olabilir. Beklenmedik bir anda. Hani ölü bile diriltir denen seyirci. Tabii canım, o soyunma odasında ne konuşulduğu çok önemli değil. O koridordan çıkıp sahaya adım attığında öyle bir havayla burun buruna gelirsin ki yani. Kimse anlamaz ne oldu. Tabii yani o seni ister istemez havaya sokar. Mücadele etme ihtiyacı hissedersin. Oyunun her dakikasında iteleyeceklerdir çünkü tribün yani mutlaka alacak. Orada Bursaspor'lu taraftarlar da olacak. O tribünler, dolu tribünlerin heyecanını ayak uydurma mecburiyetinde kalabilirler. Bir de şuna katılmıyorum. Mesela bu düşünülüyor tabii. Yani Trabzon eğer kilit Trabzonspor'sa ve sezonun son maçı oynanacak. Trabzon orada Fener'i yenip ya da çelmeleyip Bursaspor'u 5. şampiyon yapmak istemez fikrine ben katılmıyorum ya. Bu böyle bir şey düşünebilir mi acaba? Düşünmüş. Yani bunu oyuncu mu düşünür? Bunu teknik adam mı düşünür? Şenol Hoca mı düşünür? Ya ne gerek var şimdi biz pastayı ne güzel böyle bölüşüyorduk. Bir de Bursaspor'u işin içine katmayalım mı derler. Ben düşünceye kanaatinde değilim ya. Derler ama o son gün zaten düşünülmez. O aylardan beri sürüp gelen bir havanın meyvesi. Şimdi yeni bir şey değil tabii canım. Şehirde öyle bir rüzgar esiyordur. %100. Şehirde esiyor. Trabzon'da Avnakar'da oynanmıyor. Orada, orada Fenerbahçe'ye karşı olan nefret mi daha ağır basar acaba? Bu kupa maçından sonraki. Ya ben inanmıyorum ya. Yani en son noktaya gelindiğinde. Tabii canım orada. Ben şimdi kendi payımdan geçen sene mesela Sivasspor'un şampiyon olmasını istemiyordum. Ne yalan söyleyeyim yani. Yani olacaksa yine bunlardan birisi olsun diyordum yani. Her zaman olanlardan birisi. Ben bunu Bülent Hoca'nın yüzüne söyledim zaten. Onlar da. Söylemek zorunda kaldım ben. Söylemek zorunda bırakıldım. Ortadaki arkadaş yüzünden. Normalde. Normal. Ama bu yani şimdi Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzon'dan sonra bir 5. şampiyon çıkacaksa bu niye Sivas? Yani Bursaspor tutmayanlar belli yani işte Trabzon, Sivas yani bir sebebi olması lazım Bursaspor'un şampiyon olmasını istemesi için. Onun dışında işte zararsız iller dediğimiz Erzurum, Konya işte ne bileyim onların hepsi Bursaspor'lu şu anda da. Denizli. Yani onun dışında işte dediğimiz gibi Sivas, Trabzon gibi özellikle yani birkaç şehir ve artı üç büyüklerin üçünün de hiçbirinin istemediğini düşünüyorum ben. Yani niye onlar olamayacaksa Bursa olsun falan demezler. İstemezler ya, yabancı bir madde ya yani paçasına takılmış bir takım adamların bir anda ortaya çıkıyor. Kanser hücresi gibi bir şey, yabancı bir hücre yani. Mümkün değil. Psikolojik olarak istemezler. Bizim Profesör İsmail Doğan'la konuştuk hafta içinde. Şunu rica etti. Dedi ki ya şu Anadolu yükünü artık sırtımızdan atmamız lazım. Bursaspor başka bir model. Tabii. Diyoruz ya Anadolu'nun lideri işte Anadolu'dan evet, bir şey. Doğru söylüyorsun. Yani bu başka doğru bir şey diyor. Yani Bursaspor'un kendi değerleri olan, kendi literatürü olan, evet, söylemi olan Bursaspor, bir evet hakikaten çok Anadolu, şey yani. Anadolu'ya koymamamız lazım. Evet işte. Çok, tamam. Çok hoşuma gitti o. Evet Anadolu varlığına, olgusuna saygı duyuyorum ama yani Bursaspor'da Anadolu takımı deyince hakikaten hocanın da dediği gibi daha arabesk. İşte elinde sazıyla çalan Karacaoğlan gibi biraz boynu bükük, ezilmiş, itilmiş, hakkı yenmiş. Öyle bir şey değil ya. Bursa artık kabuğunu tam karşılamıyor yani Anadolu takımı. Tam karşılamıyor. Şey. Mesela İzmir için de aynı şeyler geçerli değil. Onlara da mesela Altay falan onlara da Anadolu takımı derler. Hata bence. Değil yani. Yani Anadolu her şehrin bir kendi konumu, havası ve çıkardığı kulübün bir algısı var. %100 katılıyorum yani hocaya. Sen? Ya ne bileyim, coğrafi farklılıkları mı ortaya koyuyorlar? Yani taşra demek başka bir şey, Anadolu demek başka bir şey. Yani İstanbul'un köprünün öbür İstanbul'un tarafı gözüne, Avrupa. Taşrasın. Yani Avrupa takımı mı yani orada
ki takımlar mesela? Ya hayır, Anadolu'nun Anadolu'dan bir şampiyon çıkacak falan değil. Yani Bursaspor şampiyon olacaksa olacak. Ya Anadolu'dan çok şey çıkmış bugüne kadar. Yani uygarlıklar, şunlar bunlar, yani Anadolu yani bir şampiyonluğu eksik kalmış. O yüzden söyleniyordur belki de. Ya çizgileri çizilmiş bir yer Anadolu. Anadolu kulüpleri. Bursaspor da bunun içinde tutmak ve o çerçevede değerlendirmek. O zaman tanımlamayı tekrar tam karşılamıyor. O zaman tanımlama yapacaksak mutlaka yapmak mecburiyetindeyiz. Bunu yeniden oturup tartışmaya açmak lazım ya. Yani 3 büyükler diyorsun, 4 büyükler diyorsun, büyük diyorsun, bilmem ne diyorsun. Bir türlü kendimizi nereye konumlandıracağımız konusunda farkındaysan karar veremedik yani. Yani işte büyük dememek için. Diyoruz ki başka bir şey yani Bursaspor. O zaman Gaziantepspor. Herkes yani. Yani böyle bir sınıflamaya takımları sokmanın bir tek nedeni vardı. Bugüne kadar şampiyon olanların oradan olmasıydı. Ama Trabzon'un 6 kez şampiyon olması bile bu gerçeği değiştirmeye yetmedi nedense. Yani Anadolu'dan bir şampiyon çıkacaksa diye bir laf mı var? Yani Anadolu'dan şampiyon çıkmış, 6 kere çıkmış yani hem de. Bir kere falan da değil yani. Yani çıkmış artık. O tanımın peşine takılmanın, onu bir etiket olarak taşımanın manası yok. Sen nasıl görmek istiyorsan öyledir mutlaka. Ya bir Anadolu'dan şampiyon çıksın diye bir şey duyuyor musunuz Anadolu'dan? Yani bunu söyleyenler hep işte İstanbul'daki gazetelerin, televizyonların yazarları, yorumcuları, muhabirleri, yani başka bir şey değil ki, biz de onun etkisinde kalıyoruz. Ya gereksiz gerçekten. Tamam. Ben de katılıyorum. Çünkü yani bakıyorsun seyirci potansiyeli, şehir potansiyeli, geçmiş, işte bugün işte şimdi Bursa için kalite belgesi alıyorsun, kendi kulüp televizyonun var, Burak, reklam anlaşmaların var, potansiyelin, taraftar grubun zaten. Kendi ekonomik yapın, yapıyorsun. Tarihi dokun, kültürel sahip olduğun kültürel miras artı birçok şey açısından yerel medya diye tanımlanıyor. Ne yerel medyası yani? Şimdi Antep'teki ya da ne bileyim Samsun'daki yerel gazetelerle Bursa'daki yerel gazete ve televizyonlar bir mi yani? Mukayese edilebilir mi böyle bir şey? Onların lideri konumunda ya da temsilcisi ya da önderi konumunda olmak, yani bu belki onlar istese, yani Bursa Spor'un dışındakiler da, istese söylenebilir ama niye söylesin de yani? Bursa niye lider olsun pek yani? Pek onların da lideri olamasın. Dediğin gibi niye de lider olsun? İşte onun için Bursa neden olsun yani? İstanbul'un özellikle gözünde Türkiye'nin yaramaz çocuğu. Yani evet, ne evet, orada ne orada. Yani ele hoca sığmayan başka bir yapı. Böyle ortalarda dolaşan bir baş belası bir anlamda yani. Her yerden çıkıyor. Ekonomide, işte futbolda hiçbir şeyi beğenmiyor. Baş kaldırıyor, itiraz ediyor. Yani onun için istemiyor hiç kimse Bursa Spor'u. Bursa'yı. Yani bu da şey ya normal bu, bence. Bu da bir sportif pencereden bakma alışkanlığımızdan çok uzaklaştık biliyoruz. Bu sportif bir olaydır ya, yaşadığımız bir şey. Bence yani değildir sadece. Sportif bir hadisedir bence. Yok canım, nerede? Ya bu işi her alıp şey başka sorsun yerlere, başka kalıplara soktuğumuz için zaten insanlar birbirini bıçaklıyor Mehmet abi, ya da başka olsun şeyler ortaya çıkıyor. Bir kere spor penceresinden bakmayı alışkanlık haline getirmemiz lazım. Abi, yani birinci geç, onu şeyimiz. Futbolsa konu geç, o spor pencere. Onu şeyde voleybolda bakarsın, masa tenisinde bakarsın. Niye? Futbol başka bir şey. Nedir yani? Ya, ne, siyasete, nereden bakman gerekiyor? Siyasete iç içe girmiş. Siyasettir, abi, futbol, dindir, işte sertliktir, her şeydir ya. Futbol o hale geldi. Öyle seviliyor. Onun için yüz milyonlarca insan peşinden koşuyor. Büyük paralar harcanıyor. Başbakan'a soruyorlar, Kasımpaşa Fener maçının sonucunu nasıl değerlendiriyorsunuz? İçimde kalsın diyor. Açıklamayayım diyor. Peki herkes böyle mi bakıyor dünyada baktığın zaman? Yani herkes böyle mi bakıyor? Tabii abi böyle. Sen yani futbol, ben futbol sadece futboldur demiyorum yani. Yani meselenin ruhunda bir sportif şey yok mudur yani? Öznesi spor değil midir bu işin? Öznesi spordur da çevresel faktörleri düşündüğünde birçok şeyi harekete geçirir, kabul ediyorum ama biz öznesini kaybettiğimiz için, genel anlamda söylüyorum, bu tip acayip işte itiraz ediyorsun be kardeşim, Anadolu'dan bir şampiyon çıksın mı çıkmasın mı diye. Ne alakası var yani diyoruz değil mi? Ya bunu çoğaltabiliriz. Bunun örneklerini verdiği sıkıntıları çoğaltabiliriz ve dolayısıyla meselenin ruhunda spor olmadığı için bu tip rahatsızlıkların doğduğunu düşündüğüm için söylüyorum ben de yani. Evet. Bir ara verelim o zaman. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edelim.